Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz talib-i ilim damlalarımız, elbette bu yılda hemmelerimiz imam damlalar, naib imamlar, lakin bu yılda mahatta talib-i ilimimiz, talibemiz ve hürmetli üstazlar. İbn-i Sammak Garnati degen İslam ilmi tarihinde bir ulu zatı ötgenler. Ve zaman Garnati tahallüsü aslında icat edilen ulamalar bir kınçı bugün. Garnati bu hazır ki o şey Granada. Bir vaxtlar Andalus'taki şehir. Bundan çıkan ulamalar. İbn-i Sammak Garnati rahmetullahi aleyhi özlerinin meşhur Az-Zaharatul Manthura degen eserleri var. 200 ta zahradan iborat bu kitob. Aslında o kitob hokimlarga, qo'mondonlarga, podshohlarga qo'llanma sifatida yozilgan kitob bo'ladi. Ana shu asarlarning 36-chi mumkin adashmasam agar zahrosida muallif rahmatullohi alayhi shunday yozadilar. Hajjojning davrida deydi, Hajjoj zolim davrida, Hajjoj ibn Yusuf Saqafi davrida odamlarının gurungi qo'rqinchli bo'lardi deydi. Bugun kimni qatl qilishar ekan, falonchini olib ketib qolishibdi, qamoqda ekan, zindonda ekan, falonchilarga darra urilar ekan. Har kungi odamlarning gurungi shundan iborat bo'lardi deydi. Sababi Hajjojni siyosati zolim, shafqatsiz siyosat edi. Undan keyin Valid ibn Abdul Malik keldi deydi. Umaviylardan. Valid ibn Abdulmalik davrida obodonlashtirish bo'ldi. Binolar qurildi, masjidlar qurildi, ariqlar oqizildi. Maktablar, shifoxonalar qurildi. Sababi Valid ibn Abdulmalik obodonlashtirishni yaxshi ko'rardi dedi. Undan keyin Sulaymon ibn Abdulmalik keldi dedi. Sulaymon ibn Abdulmalikda tarixda akala bo'lgan dedi. Akala degani yeb to'ymas degan. Bir o'tirishda 30 ta cho'chak yerkan u kishi. Bu kishining davrida deydi, odamlarının gurungi maishatdan bo'lardi, ikkinchi xotin, uchinchi xotindan bo'lardi. Qayerda ovqatini boqlashar ekan, kabobni bunday qilar ekan, sababi Sulaymon ibn Abdul Malik akala edi deydi. Undan keyin Umar ibn Abdul Aziz keldi. Umaviylardan rahimahulloh 5-chi Roshid xalifa nomini olgan zot. Bu kishining davrida odamlarning gurungi toat ibodatdan bo'lardi, parhezgorlikdan bo'lardi. Bugun ro'zadormisiz? Necha rakat tahajjud o'qiyapsiz? Qancha virdingiz bor? Hokazo hokazo. Sababi Umar ibn Abdul Aziz zohid odam edi. Taqvodor zot edi, olim edi. Hasan al-Basri radhiyallohu anhu aytganlar, biz Umar ibn Abdul Azizni huzuriga unga ba'zi narsalarni o'rgatib qo'yish uchun kirardik olimlar. Lekin uning huzuridan chiqqanimizda hammamiz unga shogird bo'lib chiqardik degan. Bilasizlar, ma'lum kimlarga ma'lum bo'lsa, Umar ibn Abdul Azizning musnad asarlari bor. Men o'sha musnad asarlarini o'qib chiqqanman, elektron nusxasi bor. Ya'ni muhaddis darajasidagi zot bo'lgan, olim bo'lgan. Musannif aytayaptilarki, bularni keltirib o'tib, "An-nasu ala dini mulukihim" deydi. Odamlar podshohlarning yo'lida bo'ladi deydi. Podshoh qaysi yo'lda kelsa, xalq shu yo'lda ketadi deydi. Buni keltirganligining sababi esa birodarlar, yuqorida 4 ta hukmdorning davridagi odamlarning gurungi e'tiborga olinyapti. Eng yuqori plankada odamlarning suhbati qo'yildi. Ana shu odamlarning gurungini boshqaradigan, odamlarni suhbatini yo'naltiradigan zot sizlar bo'lasizlar. Ya'ni diniy soha xodimlari, imomlar, noiblar, hokazo hokazo. Bu dargoh esa dini soha xodimlarini yetkazib beradigan go'zal bir dargoh, hammamizning ustoz dargohimiz, ustozlar jamlangan go'zal bir dargoh, ilm maskani. Mana shu ma'noda sizlar bilan diydor ko'rishtirganimizdan mamnunman. Ko'p gapni cho'zmoqchi emasman. Men bir mavzuni sizlarga havola qilmoqchiman. Bu mavzu har bir imom xatibning oldida turgan dolzarb mavzu va vazifasi bo'ladi. Aslida har bir insonniki. Lekin yuqoridagi Garnatiyning gaplaridan keltirib, siz bilan biz diniy soha xodimlari xalqni mana shu
cabhalarga yetaklashda o'rnak bo'lishimiz kerak. Yo'lchi yulduz bo'lishimiz kerak. Men keltirmoqchi bo'lgan masala, birodarlar, bugun dunyo mehrga zor. Nima uchun deyapman? Sababi bütün dünya nefretke tolup taştı. Qayerda uruş bo'lgan bo'lsa, o'sha joy o'rganilgan, jamiyat shunoslar tomonidan, inson shunoslar tomonidan. Nima uchun urush kelib chiqdi? Qaysi urush o'rganilsa, urushdan oldin o'sha mamlakatlarda ommaviy nafrat kuchayib ketganligini isbotlashgan. Hammalar shu xulosani berganlar. Ommaviy nafrat kuchayib ketsa, oxir borib bu narsa urushga olib borar ekan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan şu arkalı İmam-ı Malik özlerinin muvattalarında bir hadis getirgenler. Kala Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Seyusibu ümmeti da'ul umam. Kalu ya Nebiyyallah ma da'ul umam. Kal el-eşaru vel-bataru. التكاثر والتشاحن في الدنيا التحاسد والتباغض حتى يكون البغي ثم الحرج. Aslida ulamolar bu hadisni urushning formulasi deganlar. Bir mamlakatda bir joyda urush nima uchun kelib chiqishini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana necha asr avval hammasini tartiblab bayon qilib berganlar. Nima uchun? Shuning oldini olish uchun albatta. Aytdilarki, mening ummatimga dedilar, oldingi o'tgan ummatlardan ba'zi bir kasalliklar yetadi dedilar. Bu hadislarda aytiladilar. Ya'ni qalb kasalliklari. Ular qaysilar ya Nabiyalloh deyishdi. Qaysilar ular desa, sanab ketdilar. Al-asharu dedilar. Al-asharu nima degani? Al-asharu al-kufron an-ni'ma. Noshukurchilik degani. Wal-bataru at-tughyanu 'inda an-ni'ma. Bataru degani bir ne'matni qo'lga kiritganda inson o'zgarib qoladi-ku, masalan bir mansabdor bo'lsa o'zgarib qolishi mumkin, pul ko'payib qolsa o'zgarib qolishi mumkin. Bir ne'mat berdi Xudoim unga, ammo u boshqa tomonga aylanib ketdi, o'zgarib ketdi. At-takathur va tashahin fi dunyo. Dunyo qalbiga o'rnashadi, uni qo'lga kiritaman deb yo'ldagi kim uchragan bo'lsa bosib, yanchib, odamlarga adovat qilib, hiqtu hasad bo'g'di, adovat qilib uni qo'lga kiritish harakat qiladi. Dunyoning quli bo'ladi. Undan keyin esa at-tahasudu hasad bo'ladi dedilar. Hasad nima? At-tamanni zawalan ni'ma fil khayri bil fil ghayri. Boshqa odamdagi ne'matning yo'qolishini orzu qilishga hasad deyiladi. Undan keyin esa at-tabaghudu nafrat bo'ladi dedilar. Nafrat. Bu narsalar zulmni hosil qiladi. Oxiri esa al-harju. Al-harju mal harju, al-harju al-qatl wal qitalu. Urush va odam o'limining ko'p bo'lishi dedilar. E'tibor qilgan bo'lsangiz, oxir urush bilan tugaydigan bu formulaning o'rtasida nafrat ketyapti, boshida noshukurchilik boshlanyapti. Mana nima uchun Qur'on va sunnat shukrga chaqiradi? Nima uchun ulamolar, ziyolilar xalqni shukrga chaqiradi? Nima uchun bizni shukrchi domla deb masxara qilishadi? Shukrga chaqirsak nima uchun yoqmaydi? Aslida noshukurchilik nimaga sabab bo'lishini bu hadisdan o'qiyapmiz. Bori esa oxiri nafrat. Boshqa hadisda Zubayr ibn Avvomdan Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom al-bughdu deganlar, hiya al-haliqa. Nafrat qiruvchi deganlar, qiruvchi deganlar. Lam aqulu tahliqu ash-shar, tahliqu ad-din deganlar. Men sochni qiradi deb aytmayman nafratni. U dinni qiradi dedilar. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذلكم إليكم أفشوا السلام بينكم. جانم قولده بولغان ذات نامه قسم كي تا حقيقي مؤمن بولمغنزگچ جنت كرميسيز تا بربرينيزني يخش كورمغنزگچ حقيقي مؤمن بولمايسيز من سيزگه بونين يولنه آسان يولنه اوگتايمه ديدلر bir-biringizni yaxshi ko'rishingizni, orangizda salomni yoying dedilar. Salomni yoyish degani tanigan, notanigan, tanimaganga katta kichikka bir xil salom berish degani. Bugun biz faqat tanishga salom beramiz. Notanish salom bersa shubhalanamiz.
Bu nima dardi bor ekan bunda o'ylab qolamiz. Yoki yosh katta odamlar assalomu alaykum desa yoshlarga. Yoshlar va alaykum assalom deyishga tortinadi. Shu nimaga unaqa desa odobsizlik bo'ladi, hurmatsizlik bo'ladi. U ham assalomu alaykum deydi. Bu salomning buzilgan formasi. Unda alik olinmayapti, farz o'rniga tushmayapti. Va alaykum assalom deb javob berilaveradi yosh kattaga ham boshqaga ham. Mana salomda buzilgan narsa mehrning yo'qolishiga va natijada nima? Nafrat ommalashib borishiga sabab bo'ladi. Bugun aynan mana shu nafrat kuchaygani uchun men sizga bir statistik ma'lumotni aytaman. Bu hammamizga oid ma'lumot. Shu yil hajdan oldin shaharda bir majlis bo'ldi, muhim majlis va majlisda hamma tashkilotdan vakillar qatnashdi. Statistika qo'mitasi tomonidan shuni yig'izadigan ma'lumot taqdim qilindi. O'zbekistonda bo'lgan bu shahrimizda oilaviy ajrimlarning ko'rsatkichi 50% dan oshdi deb. Men esimda 15 yil 20 yil oldin ma'ruza qilganimizda 20% yoki 5% ekan deb yurardik. Endi 50% dan oshayapti. Nodonmiki, oilada shu nafratning yo'li bekilmas ekan, bu ko'rsatkich o'saveradi. Mana shu ma'noda bugun men yuqorida aytdimki, mehrga zormiz. Butun dunyo mehrga zor, sababi nafrat ko'payib ketyapti. Aynan shu nafrat ko'paygani uchun notinch oilalar ko'payib, 4ta 5ta bolasini onasini o'ldirayotgan erlar bor. Yoki bir qoringa siqqan, bir ko'rpachada katta bo'lgan aka-ukalar arzimas sabab bolaning janjaliga xotinlar qo'shiladi, erkaklar qo'shiladi, aka-uka yoqasidan olyapti bir-birini. Shu nafrat bo'lgani uchun ota-bola sudlashyapti. Men guvoh bo'lgan misollarni aytayapman. Nimaga sudlashyapti? Uy talashib sudlashyapti. Shu nafrat bo'lgani uchun qo'shnini ustidan yozyapti, uni badnom qilyapti. Shu nafrat bo'lgani uchun kollej o'quvchisi o'zining tengdoshini qorniga 20 marta otvertka suqyapti. Bir marta jahlda tiqib olish bor, lekin 20-30 marta qayta-qayta suqish uchun u bolada shafqat va shafqatsizlik va nafrat qanchalik jamlangan bo'lishi kerak. Bugun nafrat hamma yerga kirib bordi, hatto masjidlarga ham. Hojaga jumaga mashinasini bosib kelyapti shoshib va o'ziga duch kelgan joyiga qo'yadi. U boshqani o'ylamaydi u. Xudbinlik bo'ladi bu yerda. Na jamoat transportini o'ylaydi u, na boshqani yo'lga shunday qo'yadi-da masjidga shoshayapti. Dan xodim, "Ey hojaga, mashinangizni bu yoqqa qo'ying" desa, "Men jumaga shoshayapman" deb dan xodimiga o'shqirib beryapti. Bu nafrat bo'lmaydi, nima bo'lishi mumkin? Bugun hatto bu nafratni diniy soha xodimlarining o'zaro orasida ham urchib qolayotganligini yashira olmaymiz bugun. Hamma yoqda, chunki mana bu ijtimoiy tarmoq, boshqa internet degan narsalar hamma narsani fosh qilyapti. Holbuki eng yaxshi amal nima degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida hammamiz bilamiz-ku. Idhol surur ala qalbi mu'min. Bir mu'minni qalbiga xursandchilik kiritish bo'lsa, eng yomoni dilozorlik bo'ladi. Dilozorlik aynan mana shu nafratdan kelib chiqadi. Biz bugun qavmga, biz bugun odamlarga kerak bo'lsa yurib bozor joylarga boray, mahallalarda yurib bo'lsa ham odamlarni nafratdan tiyishga harakat qilishimiz kerak. Mehr muhabbatni yoyishga harakat qilishimiz kerak. Inson sevgisi, muhokama qilish, mana bo'xton, g'ibat, ig'vo, bularning fundamenti, uni asosi muhokama qilishdan boshlanadi. Nima uchun urchib boryapti? Bugun erkaklar ayollardan g'ibat bo'yicha qolishmayapti. Nimaga bizni o'rnimiz imom domlalar yoki umuman diniy soha xodimlarini bu boradagi o'rni nega yilma-yil pasayib boryapti? Nimaga jonbozlik ko'rsatmaymiz? Nega bir bo'shmiz? Bir o't oyog'imiz tovonimizdan o't chiqmayapti? Nimaga? Qandaydir bir karaxt holga tushib qolganday diniy xodimlar misolini aytayapman. Nima uchun? Nima uchun bizni eshitmayapti qavmimiz? Nima uchun chetdagilarni eshitadi? Nima uchun? Nimaga qavmimizga eshitadigan tarzda ma'ruza qila olmayapmiz? Kitob o'qishga vaqtimiz yo'qmi yo? Mana qarang, qanday ajoyib bir qulayliklar qilinyapti. Moodle tizimi, qisqa fursatda oliy ma'lumotli bo'la olish, bu Allohning marhamati-ku. Buni ruxsatga keltirish, yo'lga qo'yishni o'zi bo'lgani yo'q. Necha yillar davomida necha jon kuyar insonlarning mehnati, duolar ijobat bilan bo'lgan narsa, lekin shu yerning o'zida ham
dersden kura muhimra işimiz kub kub bizni. Ders ki kimberin kullarımızdan bar. Okuma, ben bir misal aytaman. Bana davranın ki, bir malis ettiğiniz, Toshkent şehri söz dediğiniz doğru. İmamlarını, imamlarına yığıp, dini fenlerden ders veriş borasıdır. Bu nasıl başlandı? Siz erken izleyin ki başlandı. Zor. Toshkent şehirde üçte cayda, bitti mahatta, Kukçe'de, Hazreti Meclislerde üçte cayda bölüp imamlara ders koyulgen, dini dersler. İşte nasıllar mı? Bu kimlerin indir arzusu? Bizde arzumuz bugün. Lekin bana şu derske bugün imamlarımız, naiplerimiz afkilenmeyemiz. Devamet. Biz koygan hadım, 5 min kaldı derske, sınıfta adam yok, 3-4 adam var halası. Hatta şu derske kemi yaptı imamlar. Orada özü dini fen, özü kirelli fenler okutulu yaptı. Lekin imamlarımızı afki olamayız. Bana bizde meselemiz büyüyordu. Ta ki özümüzdeki bu nesanı, bu işgalini geçmesek hepimiz, bizlik hepimiz halka yukarıdaki tarzda tasir kılışıyam, şu hemen kadar bu kötü olaydı. Bunun için en avalan var özümüz imamlar aileden şu mehir muhabbeti başlaş gerek. Ben etemem şu yapma imamın ailesi hem imam buluş gerek. İmamın hatını hem imam buluş gerek. İmamın oğlu hem, kızı hem, kelini hem imam buluş gerek. Yani imamın münasip buluş gerek. Yürgen yürüşüyle, turgen yürüşüyle imam bütün ailesinden özünü kavmına namuna korsatış gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zavcelerden Allah razı olsun. Bana şu hadis kitaplarda okusayınız, onların mihnetlerini kareyin. Bütün ümmet ayarlarına Peygamber aleyhisselamın zavcıları hemme kereklik meselelerini yetkazı bergenler. Bunda gayret kıyanlar. Gayret kıyanlar. Hiç cem kemçilike yol koyma genler. Yetkazı bir şey var aslında. Şu arada imamlarımız öz ailesinden bu narsanı boynuna alış gereken. Ben bu narsanı evvelamın özümü etmem her doğayım. Ve sonra sizlere etmem ki bizler meslektaş biraderimiz biraderler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirasları deyimiz. Mihrab sahipleri deyimiz. Lekin hareketimiz bunge münasipmez. Ne meniki, ne sizdiki, hiç kimdiki. Bana şu nesige kendilerin uyganış yolunu tapışımız gerek ki uyganaylık. Aslında dini saha kadımları aslında hemmege ustaz buluş gerek. Aslında. Aslında hemme teşkilatke sizler yol kursatış gerek. Aslında şunu buluş gerek. Lekin bugün bizge şu ne dedi? Hamma maklada ne mi bugün için yol kursatırdı ki biz özümüz başla olamayabiliriz şunu. Aslında biz o şey prokuratora gelin gerek olsa her kandayı sahaya yol kursatışımız gerek. İnsaf, diyanet barası da. Halallik barası da. Bunun için özümüzde bu narsa buluş gerek. Elbette sizlerle bir yerdeki derslerde yaş okutuvchilar, ustozlar darsga kiryapti. Sizler ancha bugün okuganlaringizga, ancha va arada uzilish bo'ldi. Ma'hadni buyul, alhamdulillah buyulmas, hozirgi kunda ma'hadimizning darajasi juda zo'r darajada. Ustozlar ham, bu yerda o'qiyotgan talabalar ham. Men o'zim dars beryapman shu ma'hadda, Sahih Buxoriydan o'zim bilaman talabalarni salohiyatini. Hozir ma'hadimizda xatm kutublar bo'lyapti. Biz okuyan davrumuzda, siz de mi okuyanınızda kitablarla tanışardık halas. Hazır mahatte kitablar hatim buluyordu, ahir geçe oku çıkılıyordu. Tübarek kılıp olsa hem şu nesige, şunun berekesi kazanılıyordu. Ustazlar hem anca yaşarken, yaş yigitler, filayı, mahatini sevdiğen, ilimini sevdiğen, ilimlik damlalar, bana bizi şagirdiler şu Saad Murad damlalar, doktor buluştular. Hem ustazlar, ekseri yaşlar, Umudjon mana domlalar hammalari bizga shogirdlar. Lekin hozir ma'hadda asosiy ustozlari. İlim kattadan olingandek, ilim kichkinadan olinadi. Sahobalar tobiinlardan ham rivoyat qilganlar. Shuni bilasizlar. Hadis rivoyat qilishlikni shartlardan biri kattalardan qanday rivoyat qilinsa, yoshlardan ham xuddi shunday rivoyat qilinadi degan. Bu degani ilim yoshlardan ham ilim olinadi degan. Mabodo o'g'limiz degan kishi darsga kiraversa, degan narsa ketmas kerak. U kasallik bo'ladi. Qaltay kasallik bo'ladi. Ilmni izlab, mana shu berilgan imkoniyatdan foydalanib o'qib olishimiz kerakki, ertaga xalq bilan xalqdan oldida yurishimiz kerak ekanda shu yo'l, shu borada. Agar xalq bilan barobar qolsangiz, bo'qsak o'zimni qo'shib gapiray, yutqizamiz birodarlar.
halkla beraber bulan günümüz yürüyüşte. Biz yutkuzgan günümüz. Biz halkın aldığında yürüyüşümüz gerek ki namımız imam. İmam degen peşvavuz aldığında degen. Bunun için tümmeyi okuş, tümmeyi izleniş, kitabı okuş. Kerek olsa dünyayı malumatlardan hem haberdar buluş, siyasetten hem haberdar buluş. O'zbekistonda iqtisod nima bo'ladi, dunyoda nima, hamma tomondan imom javob beradigan zirak holda bo'lishi kerak. Sababi bugun men kuzatyapman, qavm, xalq sizdan faqat bizdan imomlardan diniy masalalarni so'ramayapti. Ancha yoshlar zirak hozir. Bular butun dunyoni qamrab olgan bir saviyalik savollarni ko'tarib kelishyapti yoshlar. Shu borada aziz domlalar, avvalambor o'zimni va sizlarni o'qishga xo'p eng muhimi axloqni shakllantirib, xalqni chiroyli xulqqa chaqirishga, eng muhimi nafratni quvib, uning o'rniga muhabbatni yoyishga chaqirib qolaman. O'zimizni qadrlaylik va o'zgalarni ham qadrlashni o'rgataylik xalqimizga. Hozir eng zarur masalalardan biri to'g'ri O'zbekiston siyosati, O'zbekiston iqtisodi zo'r ketyapti. Tashqi siyosat undan ham chiroyli. Alhamdulillah. Biz bu davlatga, biz bu siyosatga biz bu yo'lga diniy sohani ko'tarib berish bilan ko'mak berishimiz kerak. Mana shu yo'lda o'zimni ham sizlarni ham ilg'or bo'lishga, shahdam, shijoatli, g'ayratli bo'lishga chaqirib qolaman va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Rahmat.